Delta FM'deyiz. Ben Hasan Tahsin. Hasan Tahsin. Show devam ediyor sayın dinleyicilerimiz. Evet. Ya hiç bornozla dışarıda kaldınız mı bilmiyorum. Ben hayatımda iki defa kaldım ama birinde çok kötü kaldım. Dışarıda çocuklar ses çıkartıyordum. Evet. Ve ben de o sırada yeni duştan çıkmış falan moddayım. Bornozayım. Susun be diye dışarı çıkmaya kalkıştım ki çat. O kapının kapanışı hiçbir zaman unutmuyorum. Çünkü apartmanın girişindesin ve gelen geçen sana bakıyor. Çocukları içeri çağırdım. Çabuk buraya gelin falan filan modu böyle. Etrafımı sardılar ki insanlar en azından beni görmesin. Çünkü beni o halde gören bütün kadınların aşık olacağını düşünmüştüm. Hani uzun boylu falan filan böyle işte o zamanlar bir de spor yapıyorsun. Haliyle çok fit bir vücudun oluyor falan böyle. İnsanlar haliyle aşık olabilir yani. Her neyse sonra karşı komşumdan kredi kartı istemeye gittim. Gerçekten hani kapıyı çaldım gayet güzel bir şekilde. Çocuklar etrafımda yalnız hala. Bunlar da benim çocuklarım dedim. tabii böyle bir şey yaptım. Karşı komşumdan gittim. Ya pardon dedim, kredi kartınız var mı acaba? Hani çıplak bir şekilde kredi kartı istiyorsun. Ne kadar normal onu bilmiyorum. Neyse ne yapacaktın dedim, dışarıda kaldım, bornozdayım ve kapımı açmam gerekiyor dedim. Kartla mı? Evet dedi falan. Ya sonuçta dedim paranın açamayacağı kapı yoktur. Neyse kartı aldım, kapıyı açtım, kartı uzattım. Çok sağ olun, çok teşekkürler, çok makbule geçtim. Kadının bakış ifadelerini hiçbir zaman unutamayacağım. O yüzden bornozla dışarı çıkarken bornozunuzun cebine kredi kartı koyun. Bu benim tavsiyem. Kapıda kalırsanız en azından eğlenceli olabiliyor. Bugün olmazsa yarın olur diye erteledim düşlerimi, bir yabancı gülüşe razı oldum işte, dahası var mı? Terk etmedin sevgilimi bir yalancı gülüşe, bir yabancı gülüşe. Yıldızları indir bu gece gözlerine, utandırır beni suyla dışarıda kalanlar, bu şarkı sizlere gelsin. Halinizden anlayan bir programcı var. Her ne kadar zengin olsam da ben de kapıda kaldım. Yıldızları
Santasin Show tüm hızıyla devam ediyor. Delta FM aracılığıyla beni dinliyorsunuz. Hani başka bir FM'den beni dinleme ihtimaliniz zaten yok.
Az önce işte bornoz dedim ve onu unuttum bak söylemeyi size. Çok eğlenceli bir şekilde kadın bana kartı ne yapacaksın dedi. Çıplağım, kartı ne yapacağım? Hadi. Hadi. Ya. Bir de şey yani dün akşam bir misafirim geldi. Oturuyoruz, hapşurmaya başladı. Hapşı. Çok yaşa. Hapşı. Çok yaşa. Hapşı. Çok yaşa. En son bir daha hapşı dedim. Ölümsüzlüğü mü yakalamaya çalışıyorsun lan? He? Abi üç defa hapşırınca baran ne oluyor? Dört ne oluyor falan dedim. Defol git. Çok vadi izlemiş bir insan. Aa bu akşam vadi var. İzlemeliyiz. Polat kesin ölmeyecek. Ya Kurtlar Vadisi ekibinde çalışan arkadaşım var. Geçen senaryo defterini eline geçirmiş. Kopyasını istedim vermedi. Şu an düşünsene o bende olsa ne para kazanırdım. Yani günlük harçlık olarak düşünüyorum o yüzden. Aşkla senin arana ne girdi ne dersin? Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin? Tanıyamadım bu yeni seni ben. Sevmişim bir yabancı. Alışamadım bu yeni sana ben. Anlayamadım yalancı. Kalamam arkadaş git. Madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir sırtı. Dayanamam haydi git. Arkadaş git, madem yarınsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir satır. Dayanamam haydi git. Senin arana ne girdi ne dersin? Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin? Yaptığım altı üstü bir hata. Sevmişim bir yabancı. Tuzla sar gibi açık yarama. Sevmedin beni yalancı. Arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir satır. Dayanamam haydi git. Kalamam arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir satır. Dayanamam haydi git.
acımaz Allah'sa. Hadi buyurun ben birine aşık, o bana vurgun, soranların kuzey yıldızıydık beraber de. Yapamadık kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu, mahvolduk, kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Verenler, apartman ve site yöneticileri, dikkat! Yılbaşından bu yana yürürlükte olan risk değerlendirmesi yönetmeliği gereği risk değerlendirme raporu, acil durum eylem planlaması ve iş güvenliği eğitimi yaptırmak zorundasınız. Aşan danışmanlık size ve çalışanlarınıza rehberlik etmeye hazır. Hemen teklif almak ve bir an önce uzmanlarımızdan destek almak için telefon numaramız 0212 855 5898 0212 855 5898. Aşan danışmanlık. Biz inanıyoruz ki küçük bir gülümseme, küçük bir adım, küçük bir fikir, biraz sevgi, küçük bir dokunuş, küçük bir hareket büyük fark yaratır. Medyanın etkilerini büyükler küçüklerden, küçükler de büyüklerden öğrensin diye 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım'da İstanbul'da. Seyirci kalmayın, siz de katılın. Biraz küskün, ben böyle yürek
Alta FM'desiniz. Ben Hasan Tahsin. Güzel mi güzel, eğlenceli mi eğlenceli şovunuz devam ediyor. Ama sakın ama sakın lütfen falan demek istemiyorum size. Çünkü hani yapacağınızı biliyorum. Sadece gülün geçin, esprileri düşünmeyin, tamam mı? Yani çünkü bazılarının buna kapasitesi yetmiyor. Hani sizin için demiyorum, hani arkadaşlarınızın yetmiyor. Hani onlar da o yüzden düşünmesi. Direksiyon başındakiler ve asıl bizi dinleyenler, siz en iyisiniz. Diğerleri daha buna alışamadı. Ya aşk mı para mı diye sorusu çok kötü. Bence aşk mı seksi kadın mı diye sorulmalı. Yani param var diye demiyorum ama hani lütfen bana böyle sorun, tamam mı? Ya zaten param var, neden aşk mı para mı diye sorsunlar ki? Hani param olmasa falan belki yer ama şu anda lütfen seksi kadın mı aşk mı bana bu soruyu sorun. Lütfen. Delta FM'den ayrılmayın, birazdan tekrar sizlerleyim. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim, çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yârim, tek dostum kaleyler miydi? Özlerim yetme deseydim yârim, bırakma etme deseydim. Şimdi ardıma bakmazdım yârim, elini tutabilseydim. Özlerim yetme deseydim yârim, bırakma etme deseydim. Şimdi ardıma bakmazdım yârim, elini tutabilseydim. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, tüm Marmara bizi dinliyor. Delta FM.
gece bu frekansta radyonuzda efendim maksimum müzik maksimum eğlence bu frekansta radyonuzda efendim. Seni andık, biraz sabır, biraz cesaret, görmeyen göz. Aşkta kefalet, ya bir ömür özlersin ya da ayrılığa davet. Tutamadın dilin içinden geleni söyledin, rahatladın mı? Her sözün hançer, içimi deler geçer. Sence de abartmadın mı? Tutamadın dilin içinden geleni söyledin, rahatladın mı? Her sözün hançer, içimi deler geçer. Sence de abartmadın mı? Seni andık, biraz sabır, biraz cesaret, görmeyen göz. Aşkta kefalet, ya bir ömür özlersin ya da ayrılığa davet. Tutamadın dilin içinden geleni söyledin, rahatladın mı? Her sözün hançer, içimi deler geçer. Sence de abartmadın mı? Tutamadın dilin içinden geleni söyledin, rahatladın mı? Her sözün hançer, içimi deler geçer. Sence de abartmadın mı? Bu arada aşure getiren herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Radyoya 6 kase geldi şimdiye kadar saydım ama ben kuru üzüm, incir, kayısı, bu tür şeyler, yani kuru olan içinde hiçbir şey istemiyorum. Yani açıkçası ben bulgur pilavı istiyorum, şekerli sadece. Hani ona göre getiriyorsanız da, getiriyorsanız da ona göre getirin lütfen. Çok teşekkürler. Tamam, şekerli buğday pilavıymış, düzeltme geldi rejiden. Haberin var mı?
Evet, Delta FM'desiniz ve benim şovumun farkıyla Delta FM'i dinliyorsunuz falan diyormuşum ben. Hayır, Delta FM'in farkıyla benim şovumu dinliyorsunuz. Evet, çok şanslısınız çünkü İstanbul'dakiler 87.5 frekansı üzerinden beni dinliyorlar ve çok mutlular biliyorum. Çünkü arabalarınızı daha yeni aldınız. Çünkü arabanızı yeni almış olanlar, arabasını yeni almış olanlar 87.5 frekansıyla trafiğe çıktığı için her zaman bir adım öndeyiz. Gördüğünüz gibi hani bir değil, hatta 15-20 adım öndeyiz o derece. Bugün aramıza katılan yeni 500 kişiyi tebrik ediyoruz. Evet. Sen yenisin galiba falan deyip böyle ensesine vurasın galiba. Sen yeni misin? Abi ne oluyor ya? Bizim radyo böyle, yeni gelene tokat atarlar. Evet, yakında ben sizler için bir şey düşüneceğim. Trafikte giderken birbirinizi görün diye hepinize sticker falan dağıtmayı düşünüyorum. En azından Delta kardeşliği falan filan yaparsınız. Mangal falan yaparsınız E5'in ortasında. Ya da ne bileyim, biriniz ateşi bulamamıştır, diğeriniz de icat etmiştir, gidip onlara ateş verip cila alırsınız falan. Öyle işte hayat. İstanbul saklasın bizi diyoruz. Hatta biz de demiyoruz, kraç diyor direkt. Edası ömrüme ömür, gözleri deniz Dilber. Ah bir el ver, bir el ver de yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel bir senin yanında. İstanbul saklasın bizi, boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi, boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın. Kifayetsiz tüm şarkılar, kuralına uymaz hayatın. Biliyorum uyuduğumuz uykular, denizine sor içimi bu şehrin. Kifayetsiz tüm şarkılar. Bulamazsın ikimizi, kuralına uyu
Evet, Delta FM'desiniz. Ya benim ayrıcalığımla, benim farkımla bir program dinliyorsunuz. Evet, sabahtan beri güldünüz, eğlendiniz, gayet mutlusunuz. Ama her şeyden daha önemlisi benim biraz da gidip hani güzellik banyosu ve güzellik uykusuna yatmam lazım. Çünkü o akşama güzel ve güzel bir parti var. Oraya katılmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. Hayır, böyle bir şey yok tabii ki de. Sadece gidip biraz dinleneceğim falan böyle. İşte biraz arkadaşlarımızla falan işte böyle ne bileyim gidip güzel ve pahalı pahalı mekanlarda falan bulaşık yıkamayı düşünüyoruz. Yemeği yedikten sonra falan. O bizim hobimiz çünkü ona da para veriyoruz. Evet, Hasan Tahsin Show sona ermiş bulunmakta sayın dinleyicilerimiz. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle az sonra haberleri dinleyeceksiniz sevgili Merve Sert'ten. Çok sert haberlerimiz var sizler için. Kendisi hazırlamıştır. Yarın görüşmek dileğiyle birazdan Merve Sert burada olacak.